Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 6. sınıf İngilizce 1. ünitemiz olan Life, yaşam ünitemizi işleyeceğiz. Hazırsak ünitemizin kelimeleriyle başlayalım. Arrive at school, okula varmak. Go to school, okula gitmek. Arrive home, get home, eve varmak. Come back home, eve dönmek. Attend a course, bir kursa katılmak. Brush teeth, dişleri fırçalamak. Clean, temizlemek. Comb hair, saç taramak. Do homework, ödev yapmak. Drink, içmek. Eat, yemek. Feed the pet, evcil hayvan beslemek. Get dressed, wear clothes, giyinmek. Get up, kalkmak. Get up, early, erken kalkmak. Get out of the bed, yataktan kalkmak. Wake up, uyanmak. Ride a bike, bisiklete binmek. Go jogging, tempolu bir şekilde yürümek. Go online, internete girmek. Go out, dışarı çıkmak. Go to bed, yatmak. Sleep, uyumak. Go shopping, alışverişe gitmek. Do shopping, alışveriş yapmak. Have a bath, have, take a shower, banyo yapmak, duş almak. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Have lunch, öğle yemeği yemek. Have dinner, akşam yemeği yemek. Have a snack, atıştırmak. Help parents, anne babaya yardım etmek. Leave home, evden ayrılmak. Leave school, okuldan ayrılmak. Leave, yaşamak. Meet friends, arkadaşlarla buluşmak. Play game, oyun oynamak. Play soccer, futbol, futbol oynamak. Read a book, kitap okumak. Rest, dinlenmek. Run errands, günlük ev işleri yapmak. Study lesson, ders çalışmak. Take a nap, kestirmek, uyuklamak. Take care of the flowers, çiçeklerle ilgilenmek. Tidy room, odayı toparlamak. Visit relatives, akrabaları ziyaret etmek. Wash, yıkamak. Watch, izlemek. Write diary, günlük yazmak. Evet arkadaşlar, kelimelerimiz bitti. Konu anlatımımız ile devam ediyoruz. Telling the time, saati söylemeyi hatırlayalım. Birine saati sorarken what time is it, what's the time, saat kaç sorularından herhangi birini sorabiliriz. Birine saatin kaç olduğunu söylemeden önce bilmemiz gereken kavramlara bakalım. Tam saatlerde a clock kullanırız. Past geçe, to kala, quarter çeyrek, quarter past çeyrek geçe, quarter to çeyrek kala, half past ise buçuk demek. Tam saatleri söyleme. Tam saatleri söylerken saat 4 ya da 9 derken a clock kullanırız. What time is it? Saat kaç? It's 4 o'clock. Saat 4. It's 9 o'clock. Saat 9. Past geçe demek. Örneğin saatimiz 12'yi 10 geçiyor diyeceğim. Bunu İngilizce olarak nasıl söylerim? Örneğimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's 10 past 12. Saat 12'yi 10 geçiyor.
5:30 demek. Örneğin saatimiz 7:30. Bunu İngilizce olarak nasıl söylerim? Örneğimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's 7:30. Saat 7:30. Quarter past çeyrek geçe demek. Örneğin saatimiz 8:15 geçiyor, yani çeyrek geçiyor diyeceğim. Bunu İngilizce olarak nasıl söylerim? Örneğimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's 8:15. Saat 8'i çeyrek geçiyor. To kala demek. Örneğin saatimiz 1:50 geçiyor ama ben 1:50 geçiyor yerine 2:10 var derim. Peki bunu İngilizce olarak nasıl söylerim? Örneğimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's 10:50. Saat 2:10 var. Quarter to çeyrek kala demek. Örneğin saatimiz 7:45 geçiyor, yani 8'e çeyrek var diyeceğim. Bunu İngilizce olarak nasıl söylerim? Örneğimize bakalım. What time is it? Saat kaç? It's 7:45. Saat 8'e çeyrek var. Life ünitemizde günlük hayatımızda yaptığımız eylemlerden bahsediyoruz. Peki nasıl? Örneklerimizi inceleyelim. I get up at 7:00 in the morning. Ben sabah 7'de kalkarım. I attend folk dance course at 4:00 in the afternoon. Ben öğleden sonra saat 4'te folklor kursuna katılırım. I have dinner at 8:00 in the evening. Ben akşam 8'de akşam yemeği yerim. Örneklerimizde de gördüğümüz gibi saatlerden önce at kullanırız. At 7, saat 7'de. At 8:30, saat 8:30'da. At 3:30, saat 3:30'da. Sabah, öğleden sonra, akşam derken in kullanırız. In the morning, sabah. In the afternoon, öğleden sonra. In the evening, akşam. Öğlen, gece derken at kullanırız. At noon, öğlen. At night, gece demek. AM, gece 12'den öğlen 12'ye kadar olan zaman dilimini ifade etmek için kullanılır. PM ise öğlen 12'den gece 12'ye kadar olan zaman dilimini ifade etmek için kullanılır. Bunları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi de haftanın günlerini hatırlayalım. Tell in the days of the week. Weekdays, hafta içi günler. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Weekends, hafta sonu günler. Saturday, cumartesi. Sunday, pazar. Şimdi de ayları hatırlayalım. Tell in the months of the year. March, Mart. April, Nisan. May, Mayıs. June, Haziran. July, Temmuz. August, Ağustos. September, Eylül. October, Ekim. November, Kasım. December, Aralık. January, Ocak. February, Şubat. Şimdi de İngilizce tarihleri söylemeyi öğrenelim. Tell in the dates. Tarihleri söyleme. Tarihi sorarken what's the date? Tarih ne sorusunu sorabiliriz. Örneğimizi inceleyelim. What's the date today? Bugünün tarihi ne? It's 20th of September 2021. 20 Eylül 2021. İngilizce tarihi söylerken önce ayın kaçıncı günü olduğunu, ardından ay ismini ve son olarak tarihi söyleriz. It's 20th of September, Eylül'ün 20. günü. İngilizce yılları okurken 2000'li yıllara kadar olanları ikiye bölerek 2000'li yıllardan sonrasını okurken 2000 ile başlayarak okuruz. Örneklerimize bakalım. 1881, 18 ve 81 olarak ikiye bölüyorum. Önce 18, 18'i okuyorum. Ardından 81,
81 okuyorum. 1881, 1881. 2021. 2000 ile başlıyorum. 2021, 2021. Şimdi biraz alıştırma yapalım. It's 14 past 1 a.m. Saat 1'i 14 geçiyor. It's half past 12 p.m. Saat 12.30. It's quarter to 11 p.m. Saat 11'e çeyrek var. It's quarter past 9 a.m. Saat 9'u çeyrek geçiyor. It's 20 to 6 p.m. Saat 6'ya 20 var. Şimdi de tarihlerimizle ilgili alıştırma yapalım. The 5th of January 2021. 5 Ocak 2021. The 20th of September 2025. 20 Eylül 2025. The 19th of May 1919. 19 Mayıs 1919. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi İngilizce tarihleri söylerken sıra sayılarından yararlanıyoruz. Ben de sizler için buraya bırakıyorum. İncelemenizi tavsiye ederim. Weekdays hafta içleri derken on kullanırız. Weekends hafta sonları derken at kullanırız. Günlerde on kullanırız. On Monday pazartesi günü, on Sundays pazarları, on Friday cuma günü. Aylarda in kullanırız. In September, Eylül'de, in October, Ekim'de, in June, Haziran'da. Yıllarda in kullanırız. In 1881, 1881 yılında. In 1453, 1453 yılında. In 2025, 2025 yılında. Şimdi de after ve before öğrenelim. After sonra demek. After school, I come home and I rest for a while. Okuldan sonra eve gelirim ve biraz dinlenirim. I go to bed after I read book. Kitap okuduktan sonra yatmaya giderim. Gördüğünüz gibi after kendisinden hemen sonra gelen cümleye sonra anlamı katıyor arkadaşlar. Before önce demek. Before I do my homeworks, I take a nap. Ev ödevlerimi yapmadan önce biraz kestiririm. I take care of the flowers before I sleep. Uyumadan önce çiçeklerle ilgilenirim. Before the after gibi kendisinden hemen sonra gelen cümleye önce anlamı katıyor arkadaşlar. Şimdi de simple present tense, geniş zamanı hatırlayalım. Life ünitemizde günlük yaptığımız eylemlerden bahsediyoruz demiştik. Her gün tekrarladığımız bu rutinlerden bahsederken simple present tense, yani geniş zaman kullanırız. Peki neydi geniş zaman? Hatırlıyoruz. Geniş zamanda olumlu cümle kurarken I get up early. Ben erken kalkarım. You attend folk dance course. Sen folklor kursuna katılırsın. He walks to school. O okula gider. She helps her parents. O ailesine yardım eder. Bu şekilde geniş zamanda olumlu cümle kuruyoruz arkadaşlar. Yalnız burada bir şey dikkatimizi çekti. I ve you özlemden sonra fiilim takı almadı ama he ve she özlemden sonra fiilime s takısı geldi. Walk, walks oldu. Helps, helps oldu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Peki kuralımız ne o zaman? Geniş zamanda olumlu cümle kurarken eğer öznemiz I, you, we, they ise fiilimiz ek almaz. Ama öznemiz he, she, it ise fiilimiz s takısı alır. Ama s takımız fiilimize göre s, es şeklinde farklılıklar gösterebilir. Eğer fiilimiz o, ch, ss, x, zz ile bitiyorsa s takısı alır. Eğer fiilimiz y harfi ile bitiyor ve y'den önce de sessiz bir harf varsa y düşer, es gelir. Bu iki kural dışındaki bütün fiiller sadece s takısı alır. Tekrar belirtelim. Geniş zamanda he, she, it öznelerimizden sonra fiilimiz sadece olumlu cümlede s takısı alır. Olumsuz ve soru cümlelerinde s takısı almaz. Örneklerimize bakalım. Go goes olmuş. Watch watches. Sleep sleeps. Play plays. Study studies olmuş arkadaşlar. Geniş zamanda olumsuz cümle kurma. Eğer öznemiz I, you, we, they ise don't, eğer öznemiz he, she, it ise doesn't ile geniş zamanda olumsuz cümle kurabiliriz.
örneklerimizi inceliyoruz. I don't go to school at weekends. Hafta sonları okula gitmem. He doesn't go to school at weekends. O hafta sonları okula gitmez. Geniş zamanda soru cümlesi kurma. Geniş zamanda soru cümlesi kurarken eğer öznemiz I, you, we, they ise do, eğer öznemiz he, she, it ise does ile geniş zamanda soru cümlesi kurabiliriz. Örneklerimizi inceliyoruz. Do you have breakfast every morning? Sen her sabah kahvaltı yapar mısın? Cevabımız olumlu ise kısaca yes I do. Uzun bir şekilde de yes I have breakfast every morning. Evet, her sabah kahvaltı yaparım diyebiliriz. Cevabımız olumsuzsa kısaca no I don't. Uzun bir şekilde de no I don't have breakfast every morning. Hayır, her sabah kahvaltı yapmam diyebiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Does Alican take folk dance course? Alican halk oyunu kursu alır mı? Cevabımız olumluysa kısaca yes she does. Uzun bir şekilde de yes she takes folk dance course. Evet, o halk oyunu kursu alır diyebiliriz. Cevabımız olumsuzsa kısaca no he doesn't. Uzun bir şekilde de no he doesn't take folk dance course. Hayır, o halk oyunu kursu almaz diyebiliriz. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar, yes, he takes derken yine he öznemizden sonra fiilimiz s takısı aldı. Çünkü cümlemiz olumlu. Olumsuz ve soru cümlemizde fiilimiz s takısı almadı. Take olarak devam etti. Çünkü sadece olumlu cümlede s takısı alıyordu. What time ve when sorularımıza bakıyoruz. What time, saat kaçta demek. When, ne zaman demek. Örneklerimizi inceleyelim. What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? I get up at 7 o'clock. Saat 7'de kalkarım. When do you do your homework? Ödevini ne zaman yaparsın? I do my homework in the evening. Ödevimi akşam yaparım. What time does she get up? O saat kaçta kalkar? She gets up at 8 o'clock. O saat 8'de kalkar. When does she do her homework? O ev ödevlerini ne zaman yapar? She does her homework in the afternoon. O ev ödevlerini öğleden sonra yapar. What time, saat kaçta, when, ne zaman demekti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.